taraftarlarının aleyhine dengelendi ve bitti. Ve bugünkü iktidardaki MHP ayağının ideolojisine, siyasetine uygun olan evlatlarımız poliste bu cinayet olayının üstündeki gölgeyi bir adi borç alışverişi vesaire gibi iddialarla örtbas etmeye çalışıyorlar. Evet. Buyurun. Şimdi ben Sinan Ateş cinayetine bir kez daha dönüp ondan sonra Madımak'a gelişeceğim. Değerli seyirciler, tele1.com.tr'ye girerseniz ulaştığımız belgelerin orijinal ve tam metinlerini göreceksiniz. Belgelere Tele1 ulaştı, yani rapora ulaştı. Yani iddia edilen rapor tam tersini söylüyor. Şimdi garip bir durum var. Bu bazı arkadaşlarımızın böyle bir tezgaha yani ortak olması gerçekten anlaşılır gibi değil. Ama biz belirtelim, bir kez daha belirtelim. Çok kısaca özetleyeceğim hocam. Şimdi uzman raporuna ulaştık, biraz önce yayınladığımız. Onu tekrar verebilir misiniz arkadaşlar? Bu tarihi belli. 2022'de üstelik de. Şimdi yani 31.12.2022 olaydan hemen sonra. Evrak tarih ve sayısı da belli. Hatta olay no 55.785-01 Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü. 31.12.2022'de inceleme tarihi. Ankara'da incelenmiş. Tabanca, fişek, mermi çekirdeği, gömlek parçası ve mermi çekirdeği nüvesi incelemesi. İnceleme türü de bu. Rapor sayısı 3. İnceleme konusu bulguları da sıralamışlar ve yazmışlar. İncelenen silahlara bakmışlar. İki silah inceleniyor hocam. Bir silah kayıp, öldüren silah kayıp. O iki silah Sinan Ateş'in arkadaşlarının silahı. Teslim ettikleri polise silah. Bu silahlardan bu merminin çıkmadığı, öldürücü merminin çıkmadığı şu raporda kesin şekilde ifade ediliyor. Ve fakat hemşehriler, sanıklar, yani hem sanıklar hem de diğerleri, yani tetikçi dün nasıl bir ifade vermişti Eray Özyağcı? Aynen şöyle ifade vermişti. Şimdi tekrar bakıyoruz. Ateş ettiğini söylüyor. Sonrasında Sinan Ateş'in düştüğünü, devamında biz görüyoruz ki görüntülerde tetikçi ateş etmeye devam ediyor. Yerde ateş etmeye devam ediyor. Bu sırada Selman Bozkurt arkadaşı ve Ahmet Kekeç, Selman Bozkurt sola, Ahmet Kekeç de sağa kaçıyor. Önce sağa kaçıyor. Kekeç sonra gelip yerdeki ateşin silahını alıp tetikçiye, yani katile müdahale ediyor. Katile ateş etmeye başlıyor. Selman Bozkurt ise omuzundan yararlandığı için üzerinde silah olmasına rağmen ateş edemiyor. Yani Ahmet Kekeç'in yedel ateş ettiği anlaşılıyor. Şimdi tablo bu. Görüntülerde de biz bunu görüyoruz. Görüntüler net bir şekilde bunu görüyor. Yani tetikçi ateş ediyor, Sinan Ateş yere düşüyor. Devamında tetikçi karşıdan tekrar yere düşen kişiye ateş etmeye devam ediyor. Ahmet Kekeç sağa, Selman Bozkurt sola kaçıyor. Sonra Ahmet Kekeç geliyor, üzerinde silah da yok. Sinan Ateş'in silahını alıyor, ruhsatlı silahını, ve karşılık veriyor. Bu silahlar da daha sonra avukatları tarafından polise teslim ediliyor. Şimdi olay bu kadar net. Görüntülerde de böyle. Şimdi yapılan haberler tetikçilerin ve tetikçilerin avukatlarının ve taraftarlarının sosyal medyaya servis ettiği montaj görüntüler. Yani sanki Ahmet Kekeç gelmiş, o sırada öldürülmüş. Eğiliyor ya üzerine hocam. O silahını alıyor ve karşılık veriyor daha sonra arabanın arkasından kaçmaya çalışan tetikçiye. Evet. Şimdi tablo bu kadar netken belli ki siz söylediniz. Yani emperyalizmi de, iktidarı ve iktidarın gücünü de hafife almamak lazım. İktidar gücünü kullanarak, polis ve adliye içindeki ilişkileri kullanarak, ki savcı da bu yönde bir tutum takındığına dair savcının da çeşitli iddiaları ortaya atılmıştı, hatırlayacaksınız. Buna rağmen duruşma günü, ilk duruşma günü, ilk ifadeler de bunu doğruluyor. Yani öldürme biçimini doğruluyor ilk ifadelerde. İlk duruşmada bakıyorsunuz ifadelerin tamamı değişmiş. Yeni bir senaryo oluşturulmuş. Bu senaryoya uygun bir biçimde de aynı gece, yani dün gece haberler servis edilmeye başlanıyor. Ama Tele1 gibi televizyon kanalları, bağımsız medya kuruluşları var. Biz buradayız. Bunu demek istiyorum, biz buradayız. Gerçeği araştıracağız ve bulacağız diye, gerçeği eğmeden, bükmeden, karartmadan seyircimize, bizi izleyenlere ileteceğiz diye biz bu televizyona, yayına başladığımız ilk gün bu televizyonda bir söz verdik. O sözün arkasındayız. Ve ilk günde bunu yaptık. Yani cinayetin karartılma çabasını
çabasının başladığı ilk günde biz gerçeği ortaya koyduk. Burada yaptığımız gibi. Bunu bir kez daha belirtmek, altını çizmek isterim ve tahmin ediyorum ki ve temenni ediyorum ki bir hata yaptı bu arkadaşlar, bazı arkadaşlar. MHP çevreleri, bir takım ülkücü çevreler, yani bu Sinan Ateş'i suçlayan, Sinan Ateş'e karşı düşmanca tutum içinde olan bazı çevreler bu haberlerin üzerine atladılar ve bunları yayıyorlar. Bunları yayıyorlar. İlginç bağlantılar, ilginç ilişkiler var. İnsanların iyi tanıması gerekiyor. Dediğim gibi umuyorum ve tahmin ediyorum ki bu haberi yapan bazı siteler ve bazı arkadaşlarımız bir hata yaptıklarını görecekler, yanıltıldıklarını anlayacaklar ve düzeltecekler diye umuyorum. Sözünü ettikleri adli tır raporu, yani Sinan Ateş'in arkadaşlarının silahından çıkan bir mermiyle öldüğüne dair bir rapor yok. Yalan mı? Öyle olsa Ahmet Kekeç'in tutuklanması lazım. Yargılanması, davanın sanığı olması lazım. Eğer böyle bir raporu varsa. Bu normal değil mi hocam? Yani böyle bir rapor savcının elinde olduğu zaman mahkemeye sunacak ve tutuklama isteyecek. Bu kadar açık. Ya da davanın sanığı olacak. Davanın sanığı değiller. Davanın tanığı onlar. Tanık. Böyle bir gerçeklik var. Başka bir konuya... Buyurun. Ben Madımak'a geçeceğim. Evet, o zaman müsaade ederseniz... Evet, ben bu konuda söyleyeceklerimi bitirdim. Siyasal tarafına ilişkin çok önemli iki tavır var. Bir tanesi her iki kişi de gerek Devlet Bahçeli gerek Erdoğan, Tayyip Erdoğan ikisi de aynı bu işte surlarda gedik açtırmak, kısa küreğin bir şeyidir. Kendi yaptıkları iddiaların laik savunmanın surlarında bir gedik açtığını, oradan İslam'ın rüzgarının eseceğini söyler. Onun tersine çevrilmesi, oradan esinlenerek kullanılan bir benzetme, bir metafor var. Hem Bahçeli hem Erdoğan surlarda gedik açtırmayacağız diyorlar. Hangi bağlamda? Sinan Ateş cinayeti bağlamında. Şimdi Sinan Ateş cinayetinin MHP ile ve ülke ocaklarıyla ilgisiz olduğu ve bir alacak verecek hikayesi olduğu gibi bir yalan senaryoyu bir yandan pompalıyorlar. Ama öbür yandan bu iktidarın bekasını belirleyen ki bu... Alacak verecek de olmadı ortaya çıktı. Evet, iş takibiymiş. Evet, iş takibinin parasının karşılığını alamamış ve... Bu iktidarın, şimdi bakın, bu iktidar Erdoğan tarafından hep koalisyonların kötülüğü, koalisyonların karar verememesi vesairesi anlatılarak evet, tek başına bir şahsım devletinin kurulmasının erdemleri üzerine yapılmış. Bu iktidar esasında koalisyon ve şimdi koalisyonun küçük ortağını ilgilendiren bir siyasal cinayet var. Ama koalisyonun küçük ortağı surlarda gedik açtırmayacağız diye ortaya çıktı ve koalisyonun o küçük ortağına mahkum olan büyük ortak ona boyun eğdi. Ve şimdi görüyorsunuz mahkemede olayın seyri hem sanıkların tavırlarıyla hem bu biraz evvel Merdan Bey'in söylediği bir takım haberlerle saptırılmaya çalışılıyor. Evet hocam. Yani bu cinayetin yorumunda surlarda gedik açtırmayacağız denmesi zaten bu cinayetin siyasal olduğunun ifadesi ya. Yani bu cinayetin siyasal olduğu hem küçük ortak hem büyük ortak tarafından evet, ona mahkum olan kabul edildi, itiraf edildi. Surlarda evet, gedik açtırmayacaklarmış. Cumhur İttifakı devam ediyormuş. Evet. Hayır, buyurun o zaman tarihe şimdi, öyle geçer. Şöyle kısaca bir o zaman ben analizimi söyleyeyim. Olay aslında MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı kurtarmaya çalışmaktır. Bir klik MHP'yi Cumhur İttifakı'ndan koparmamaya ve Cumhur İttifakı iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Bir klik MHP-AKP koalisyonunu korumaya çalışıyor. Bunun saraya kadar uzanan bir hukuk çizgisine dayalı uçları da var. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla
uzlaşma ya da normalleşme ya da yumuşama gibi bazı girişimlere kim karşı çıkıyorsa Sinan Ateş cinayetini karartmaya çalışanlar da onlar. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi Madımak'la ilgili değerlendirmeler gün boyu yapıldı. AKP içinde diyorsunuz değil mi? AKP içinde kim karşı çıkıyor? İktidarda. Ya MHP, AKP evet. ve MHP, MHP iktidar için. Kanadında. Evet, AKP ve MHP içinde. İktidar kanadında, çünkü, sarayda. Evet, çünkü CHP'de de itiraz edenler vardı onun için. Normalleşmeye itiraz edenler. Hayır, o anlamda değil. Anladım, hocam. Anladım. Koalisyonun bozulmasına evet, itiraz tamam, edenler. Tamam. Normalleşme itiraz edenler. İtirazın iki biçimi vardır. Bir devrimci, sol, halkçı itirazdır. Bir gerici, faşist ve karşı devrimci itirazdır. Cumhuriyet eleştirisi de öyledir. Gericilerin cumhuriyete yönelik eleştirileri karşı devrimci bir eleştiridir. Devrimcilerin cumhuriyete yönelik eleştirisi ise ilerici onu aşmaya ve daha demokratik bir çizgiye taşıma eleştirisidir. O bizim eleştirimizdir. Onun gibi. Bu olayda da böyle bir yan var. Yani öyle düşünüyorum. Şimdi Madımak olayına geçelim.